Birisinden ufak bir şey duyarsın, ya bu bana hep böyle bakıyor zaten. Sabır kuvvetini. Yani insanda sabır bir enerjidir. Birilerinin başına bir hadiseler geldi, acaba bana da gelecek mi bu hadiseler? Rububiyeti ilahiyenin icraatları olan musibetlere, yani kadere iman olmazsa hayatı dünyevi saadeti mahvolur diyor. Kişi musibetlere karşı nasıl sabredebilir? Bunlara karşı ne ile mukabele edebilir? Başına gelen hadiselere, sıkıntılara, sorunlara, dertlere e, sabrı nasıl yapmalı, nasıl bakmalı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstad Hazretlerinin bununla alakalı Risale-i muhtelif cevapları var, izahları da var. Ama ikinci lemada şöyle bir tabirler kullanıyor. Burada dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini yani insanda sabır bir enerjidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini eğer insan onu evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir diyor. Peki nasıl dağıtıyor bunu? Yani insan sabır kuvvetini evham yolunda nasıl dağıtıyor? Vehim yani yoku var gösteren. Evham. Olmayan şeyleri var gibi gösteren insana ona hakikat nazarıyla bakıp onun altında eziliyor insan. Mesela Üstadları burada şeylerde misal verir. Arılarda misal verir. Arılara nasıl ki iliştikçe üzerine üçüşmeleri gösterdiği gibi gece gecede siyah bir ibli görürsün, siyah bir karantıyı görürsün sanki birinin var gibi sana gösteriyor gibi yani bu şekilde. Birisinden ufak bir şeyi duyarsın. Ya bu bana hep böyle bakıyor zaten gibi. Bunlar evhamı tetikliyor. Diyor ki vehmin tahakkümüyle, insanın gafletiyle, fani hayatı bakide vehüm etmesiyle sabır kuvvetinin mazi ve müstakbel yani daha başına gelmeden, geçmişteki yaşadıklarına gelecekte ama daha gelmemiş şeylere dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı kafi gelmez. Yani o hali hazırda başına gelen musibete sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar. Bak şekvaya başlar. Oysa ne diyor? Adeta bak. Bak cenab Hakk'ı insanlara şekva ediyor. Hem çok haksız bir surette divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Yani diyelim ki insan bazı su ihtiyarından dolayı başına gelen bir musibet oluyor. Bu musibeti esbaba tesiri vererek çekmeye bu olmasaydı bu olmazdı, bu olmasaydı bu olmazdı gibi orada ne yapıyor? Cenab-ı Hak insanlara şekva ediyor bir nevi. Yani bu beni niye buldu, bu musibet beni mi buldu, e, niye bana geldi gibi tabirlerle o musibet bir nevi yani Cenab-ı Hak insanlara şekva ediyor. Kaderi ve kazayı tenkittir yani. Tenkit hükmüne geçiyor. Bak, gelmemiş musibetlere gelmiş gibi nazar eder. E, geçmiş musibetleri düşünmekle, geçmiş musibeti başına gelen geçmiş musibetleri düşünüyor. Hali hazırdaki sabır kuvvetini, enerjiyi o geçmişe dağıtıyor. Geçmiş, geçmişi düşünerek geçmişe dağıttığından dolayı o sabır kuvveti hali hazırda gelenlere bu sefer kafi gelmiyor. Burada divane bir kumandan misalini verir diyor. Diyelim ki bir kumandanın elinde bir bölük asker var. Bu cepheden ona taarruz olacak. O cephedeki gelecek taarruza karşı elinde asker var. Ama ihtimaldir burada sağdan gelebilir, ihtimaldir soldan gelebilir. Kesin ihtimali bırakıp sağdan soldan yani yüzde bir ihtimallere o askerleri sağa sola dağıtınca bu sefer düşman hali hazırdan cepheden geldiği zaman ona mukabele edemiyor. Yenik düşüyor. Divane kumandana benzetiyor yani. Hazır zamandaki sabrını nasıl muhafaza edecek? Onu burada bak. Yine Lemalar 12'de söyler bunu. Diyor ki ne vakit o merakı insan merak eder ya, geleceğe başına gelecekleri merak eder. Veya birilerinin başına bir hadiseler geldi, acaba bana da gelecek mi bu hadiseler? Yani geçmişte diyelim ki felancanın başına geçmişte böyle bir şey geldi, hali bunun böyle oldu. Acaba bana da böyle gelecek mi diye bunu merak eder bak, lüzumsuz merak eder. Diyor ki bak, ne vakit o merakı kazaya rıza, kaza nedir? Yani buradaki bildiğimiz bir trafik kazası değil. Yani başına gelen, vuku bulan hadiseler kazadır. Ne vakit o merakı kazaya rıza tevekkül vasıtasıyla izale etse, bak tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe, hafifleşe, yani o onu ezen o maddi musibet hafifleşe, hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu şekilde davranabilir yani, mukabele edilebilir. Yani bak geçmiş her bir gün. Bak bunun şeyi nedir? İzahı nedir? Bak geçmiş her bir gün musibeti, her günün musibeti ise zahmeti gitmiş, rah rahatı kalmış. Bak geçmiş musibet gitmiş, zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış. Nasıl ki senin dişin ağrır. Ama o anda elem çekersin. O ağrı gittiği zaman ilaç vurdu zaman iğne vurdu. Nasıl ki o ağrı gidiyor. Oh be dünya varmış diyorsun. Rahatı kaldığı gibi sıkıntısı geçmiş. Sevaba kalmış bak. Bundan şekva değil. Belki mütellezizane şükretmek lazım gelir diyor bak. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler. Bak, gelecek günler madem daha gelmemişler. Ne yapacağız onda? Rahmeti ilahiyeyi, mükafatı uhreviyeyi, fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir ömre çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret, o tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah der. Yani dedi, hastalığını ondan bire iner diyor. Bak burada o o abinin hastalığı ondan bire iniyor. Onun hastalığı da ondan bire iner yani. O ağaç misali gibi yani. Yine burada da şöyle bir tabir de kullanıyor. Diyor ki, diyelim ki insanın hadsiz arzuları, maksatları var. Onları düşünüp muzdarip olma diyor. Niye? Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yeri başka diyardır. Onları veren başkadır. Onu diyor mükafatı uhreviye düşün yani burada diyor. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler. Rabbin olan Rahmani Rahim'in rahmetine itimat et. Bak Rabbin olan Rahmani Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme. Yani başımıza gelen musibetler de nasıl davranmamız gerekiyor. Diyelim ki risale orada bir tevhid-i rububiyetten bahseder. Bir de tevhid-i uluhiyetten bahseder. Tevhid-i uluhiyet nedir? Cenab-ı Hakk'ın ilahlığı. Tüm mahlukatın ona itaat etmesi. Tevhid-i rububiyet nedir? Cenab-ı Hakk'ın icraatıdır. İcraatıdır yani. Hatta yine Kastamonu'nun yakasında şöyle bir tabir kullanır. Rububiyeti ilahiyenin icraatları olan musibetlere bak. Rububiyeti ilahiyenin icraatları olan musibetlere. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, rahmeti, adaleti dışına bakmak gerekiyor diyor yani. O şekilde bakıldığı zaman o kazaya rıza oluyor. Rububiyet demek kazaya bakan ciddi yani. Kaza demek olan yani kaderde yazılanların kaza olması, vuku bulması, Başı boş değil. Ha diyelim ki adam kaza ve kader iman ettim diyoruz değil mi? Tamam. Kader kader nedir? Yazılan plan projedir diyelim. Değil mi? Programdır. Ama kaza nedir? O yazılanların vuku bulmasıdır. Ama yazılanlar vuku bulduğu zaman o kadar itiraz ediyorsa, şekva ediyorsa kazaya iman olmamış demek ki. Eksik bak. Kaza ve kadere iman eksik oluyor da. Her başa gelene yani tevekkülle, rıza ile mukabele etse hem kazaya iman hem kadere iman olmuş oluyor aynı zamanda yani. Ona tahakkuk olmuş oluyor. Ama itiraz ettiği zaman kazaya imanda noksaniyet var demektir. Hatta Üstad Hazretleri boşuna demiyor. Eğer kadere iman olmazsa hayatı dünya ve saadeti mahvolur diyor. Bak kaza ve kadere iman insanı dünya sıkıntılarından hafifleştiriyor. Kadere iman nedir? Kadere iman yani bunu 26. sözde tafsilatlı bir şekilde izah ediyor. Allah nasıl ki diyelim ki en basit bir hadiseyi dahi, en basit bir hadise, bir mahlukat, bir eşyanın dahi yaratılması, zeval bulması Cenab-ı Hakk'ın yani hikmetine, adaletine, intizamına tabi değil mi? En basit bir mahlukat, en basit bir çiçek, en basit bir otun hayatı böyle intizamlı bir şekilde olursa yani bütün mahlukatın hizmetkar olduğu, bütün mahlukatın musahhar olduğu boyun eğdiği insanın başına gelen hadiselerde başboş olamazlar. İşte bu nazarla düşündüğü zaman insan demek ki benim başıma gelen hadise, musibet veya güzellikler başboş değil. Birinin yani emriyle geliyor, birinin müsaade etmesiyle geliyor. O nazarla baktığı zaman bir ciddi insan daha da rahat eder yani.